Ekonomist Çoban'ın bu bölümünde faiz mi caiz miyi konuşacağız. Diyanet'in dün öğrendiğim son fetvasına göre belli şartlar çerçevesinde faiz caizdir diye bir fetva dairesinin bir açıklaması oldu. Bu niye Ekonomist Çoban'da? Konu din konusu mu? Konu biraz karışık. Konu aslında ekonomi konusu. Verilen fetva da ekonomiye dair. Ben şunu biliyorum. Din alimi değilim. Yalnız elhamdülillah Müslümanım ve bilgim dahilinde Peygamber Efendimizin veda hutbesinde söylediği gibi faizin her türlüsü haramdır, ayaklarımın altındadır diye bir bilgi var elimizde. Rivayet o ki zamanın birinde adamın köpeği ölür. Adam götürür köpeğini Müslüman insanların kabristanına, mezarlığına gömer. Etrafta bu duyulur ve infial yaratır. Adamı mahkemeye verirler, kadının karşısına çıkarırlar. Kadı sorar, niye sen Müslümanların mezarlığına köpeğini gömdün? Adam der ki köpeğin vasiyeti oydu, onu yaptım. Kadı sinirlenir. Köpeğin vasiyeti mi olur, dalga mı geçiyorsun sen bizle diye. Adam kadının kulağına eğilir. Size de 1 milyon liralık zırhlı araç tahsis etmesini vasiyet etti deyince kadı kıtmirin soyundan gelen bu mübarek hayvanın ölümüne çok üzüldük. Faiz nasıl caiz? İşte böyle caiz. Niye Ekonomist Çoban'da bunu konuşuyoruz? Çünkü aslında bu belli bir şartın sonucunda oluşmuş, bir ihtiyacın sonunda oluşmuş bir fetva. Ne gibi bir ihtiyaç? Biz son 15-20 yılımızı üretmekten tamamen vazgeçip inşaat sektörü öncülüğünde betona dayalı, inşaata dayalı ve suni bir büyüme yarattık. Geldiğimiz noktada da tekerin dönmesi için bu yapılan inşaatların yapılmaya devam ediyor olması ve bunun için de yapılan evlerin satılıyor olması gerekiyor. Balon bayağı büyüdü. Daha önce anlatmıştım. Büyümeye de devam ediyor. Ve bunu büyütmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu evlerin daha fazla satılması için gerekirse, fetva çıkartılması gerekiyorsa, faizin caiz olduğu söylenmesi gerekiyorsa, faizin caiz olduğunu söylemeye başlıyoruz. Hikayenin özü bu. Biz kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Ben ilkokulda, ortaokulda kitaplarımda bunu okuyordum. Kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye bu hale nasıl gelmişti? Çünkü üretimi vardı. En azından dışarıdan hiçbir şey gelmese bile kendi ürettiğiyle ayakta kalabiliyordu. Türkiye'nin üretim olan böbreğini aldık. Yerine inşaat sektörü adı altında bir diyaliz makinesi koyduk. Biz şu anda bu bedenin yaşaması için diyaliz makinesine muhtacız. Haftada bir kere ya da iki kere o diyaliz makinesine gitmek zorundayız. İnşaat sektörü işte o diyaliz makinesi. O diyaliz makinesi durursa hasta ölür. Biz hasta da değildik. Böbreğimizi alıp kendi kendimizi hasta ettik. Kendi kendimizi diyaliz makinesine bağladık. Geldiğimiz noktada da işte diyaliz makinesinin devamı için fetva çıkartabilir duruma geldik. İşin kısa özeti bu. Komik mi? Komik. Gerçek mi? Gerçek. Faydalı mı olacak? Çok da faydalı olmayacak. Artık insanlar herhalde kafalarında şeyi tahlil etmeye başlar. Faize bir şekilde caiz denen bir döneme geldik. Bu nasıl diye bir sorgular ya da bilmiyorum yani. Bir şey olur diye düşünüyorum ya. Sence emlak sektörü böyle bir şeye ihtiyaç duyacak kadar kötü mü? Emlak sektörü evet, böyle bir şeye ihtiyaç duyacak kadar kötü. Birkaç tane zaten adım adım önlem geliyordu. Zorla enflasyonu düşük gösterip faiz düşürüyoruz. Devlet bankaları zaten otomatik olarak düşürüyor. Kamu bankaları diyeyim. Akabinde özel bankalara faizlerinizi siz de düşürün, düşük faizli kredi verin baskısıyla bir şekilde kredi pompalayarak bu evleri sattırmaya devam etmeye çalışıyoruz. Krediden uzak durmaya çalışan, faiz haramından uzak durmaya çalışan insanları da artık bu kredi sisteminin, bu borçlanma sisteminin bu çarkın içerisine sokabilmemiz gerekiyor. Ve bunun için gerekiyorsa fetva veriyoruz. Bu caiz olan faizleri her bankadan alabiliyor muyuz? Ya şimdilik kamu bankalarıyla sınırlıymış. Ama tabii burası Türkiye. Yarın öbür gün bakarsın yeni bir fetvayla. Özel bankalar da yarın öbür gün sevap da diyebilirler yani. Türkiye'nin, ülkenin gelişmesi için buna katlanmak sevap diyebilirler. Araba almak için şey düşebilir. Olabilir yani böyle şeyler. Faizle çektiğimiz parayı nereye kullandığımızla ilgili bir durum mu bu sence? Ev almak için, araba almak için oluyorsa evet, ama başka amaçlara kullanacaksak hayır. Böyle esneklikler mi getiriliyor acaba? Şimdi böyle esneklikler mi getiriliyor konusuna hiç girmeyeceğim. Böyle bir esneklik getirme hakkı Allah-u Teala'da. Yani ben ondan gelmemiş bir esnekliğe eyvallah diyemem yani.
Ama yarın öbür gün caiz de diyebilirler. Özel bankalar da serbest diye dönebilir. 5 dakikada değişir bütün işler. Bakarsın biri der ki ya biz çok tepki gördük. Tepkinin boyutuna göre bakarsın birisi çıkar der ki buna biçim bir fetvadır. Bunu kabul etmiyorum. Sonra Diyanet İşleri de onu kaldırır oradan. Bir kahramanlık, küçük bir kahramanlık daha hikayesi doğabilir mesela buradan. Yeniden harama dönebilir yani. Tabii tabii yani geçici süreliğiyle caiz dişin tekrar haram oldu denebilir yani. Kampanya. Olursa şaşırır mısın? Hayır. Ben de şaşırmam. Şöyle bir kampanya yapabilirler mi? Faizlerde caiz dönemi erken rezervasyon avantajlarıyla kaçırmayın. Hani her an tekrar eski haline gelebilir. Yani şeklinde. 1 Mart'a kadar. Falan gibi. ÖTV indirimi işte 1 Mart'ta bitiyor muhabbeti gibi. Ek süre. İyi para ediyorsa kampanya yapılabilir. Geldiğimiz nokta. Mustafa. Daha da iyi yerlere gelmedik. Daha da gidecek bu iş. Asan büyümüş. He, asa büyüdü. Normalde ben bunu enflasyon oranına göre büyütüyordum. Fakat yeniden değerleme oranına göre büyütmeye karar verdim. Çünkü enflasyonun altında eziliyor. İşte enflasyon 12 falan diye açıklıyorlar ya. Evet. Yeniden değerleme oranı yani işte vergilere, otoyol ücretlerine, pasaport harçları falan filan gibi şeylere yeniden değerleme oranı açıklıyor devlet ve o oran üzerinden zam yapıyor. İşte o 22,5. Enflasyon 12,5. Yani ben bunu enflasyona göre büyütseydim şuraya falan büyütmem lazımdı. Ama yeniden değerleme oranına göre büyüttüm. Temsili olarak yeniden değerleme oranı. Hayırlı olsun. Anlayan anlamıştır diye tahmin ediyorum. Hadi kolay gelsin abi, sağ olasın. Teşekkür ederim.